Albüm, arkadaşlarımız albümlerinizi lütfen masa masa dolaşsınlar. Büyük katkı geçti bu albümde, büyük emek geçti. Desteklerinizi bekliyoruz, özellikle iş adamlarımızdan. Lütfen, büyük de gönlünüzden ne geçiyorsa yeter ki bu albümümüzü alın. Arabanızda, evinizde bir köşesinde bulundurun, dinlenin. Çünkü çok büyük bir emek var. Desteklerinizi bekliyoruz, arkadaşlar yardımcı olsunlar. Biz de o zaman değerli üstadımızı alalım. Ben Seyfettin Erkan'a çok teşekkür ediyorum. Güçlü bir alkış gelsin ona. Başarılar diliyorum. Allah yolunu vaktini asik etsin. Zaman olduğunca öbür eser. 16 tane eser var maşallah. 5 tane okudum.
Kaldı 11 tane eserimiz kaldı. Onu da inşallah insanlar merak etsin, alsınlar, albümünü dinlesinler. Evet, güçlü alkış Tevfik Güler kardeşim gelsin. Evet. Ve davet ediyorum. Gürküz. Güçlü bir alkış olsun efendim. Ele bu kadar alkış. Çepek, çepek. Hah, valla valla. Livanın Brunat, Kuşkuda'yı kendiler. Ez, vak hünermendeki kuve işe pişkiri daha beşeri ve zahmet keşe ve muhatrına kibir altına lezzer nabe havale seyfedi hünermende heyecan ecid becim muhlu bi khirat lezzer çabar altına Rüya havale seyfedinin lekiri be de dana sina algum oyda mahmut ve zahmet keşe ve beli vasıl malala hızlar canavalı ez hazım Piyama ki küçük şey deme civaka kohatiye bile. Lebeli em de kazın zamanı kurdi ne tane sıtran peygu bine gotu. Hevi darım peşe roje de inşallah zamanı kurdi bebe zamanı perverdi. Yani mektebe dokun. Hevi darım be parize de malbat efuda be havinin o zarap efuda bu kurdi bir peyivin Kurdi bu akhbe, sabah ve naslama ve peşe roja endan. Merhaba Zuman Efe, yani Zuman naslama gel abi. Dibi gerekli bu Zuman, cidiyemek, yine zarok yapıldı ve malbat yapıldı. Malbat da bu Kurdi bu akhbe, esbaz kimi var akıyor. Şefi oya bir koy. Şoy, hala bir seyfeli. Yek bu tefiş yapma. Allah hakikaten demeyi yapma. Kocu Allah ve yapma. İşen taşları bir şeyleri kuran. Kendi Hasan'da da hemen yağdan. Babanın bahsettiği ki İsa Jikir'in havalı mey aziz ev yönetmen demeyi hecap ve naskiriye. Şamı bu diye de şakı var gözüm Eğer o baba kozeyi buyur onu bu bir
mı senin nasıl sakla sakla atıyor ya? Bana söyleyeyim. Yeah.
Ve değerli izleyenler, bu akşam gerçekten çok güzel bir albüm tanıtım gecesi oldu. Tabii sunucunu Hüseyin Tuncel yaptı. Tabii birbirinden değerli sanatçı dostlar ve iş adamları katıldı. Bu akşam gerçekten çok güzel bir gece oldu. Sanırım çok da güzel bir klip olmuş. Tabii yanımda çok değerli sanatçı dostum Seyfettin Erkan. Kendisi Siirt'ti ve tabii bu akşam da Siirt'ti dostları, arkadaşları, hemşerileri bırakmadı. Tabii çok güzel bir albüm olmuş. Çok güzel bir klip olmuş. Bu akşam seni yalnız bırakmayan birbirinden değerli iş adamları var ve değerli sanatçı dostlarımız var. Ne söylemek istersiniz? Şimdi ilk başta buraya gelen bütün herkese teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmayan sponsorlarımız olsun, ondan sonra iş adamı arkadaşlarımız olsun. Onlar için çok teşekkür ediyorum. Biz klibimizi yapmış olduk, bitti klibimiz. İnşallah önümüzdeki günlerde, yani ay da olabilir. Önümüzdeki aylarda inşallah daha klipler de yapmayı düşünüyoruz. Peki bu albüm ne zaman yapıldı, ne zaman bitti, kimlerle çalıştın? Kısaca bir bahseder misiniz? Albüm aslında 6 senelik bir projedir. 6 sene önce ben eser inşa etmeye başlamıştım. Son eserleri mesela geçen sene bitirdik. Elimize geçti eserler. Karar verdik Mersin'de yapmaya. Sayın yönetmenim Selçuk Bey, ona buradan da teşekkür ediyorum. Beni onunla tanıştıran değerli bir üstad var, değerli bir arkadaşımız var. Onun da, o da aslında davetliydi ama işi çıkmıştır herhalde. Ozan Ahin. Şu an Türkiye'de mi bilmiyorum ama normalde Fransa'da yaşıyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Beni böyle güzel, duygulu bir adamla tanıştırdığı için, bir yönetmenle, aranjörle tanıştırdığı için çok teşekkür ediyorum ona. İkincisi Almanya'da yaşayan Suriye vatandaşı, Suriyeli ama Almanya'da yaşayan Almanya vatandaşı şu an Ronnie Doğan var. Onu da unutmamak lazım yani. Evet. Ronnie Doğan'ın özellikle bu klip yaptığımız eser ve değişik tarzlarda olan eserler hep ondan gelme. Ona da çok teşekkür ediyorum. Projeler olsundu size. Ne gibi? Projeler olsundu size. Albüm projelerini soruyor. He. Albüm projeleri. Klip projelerinin hepsine yardımcı olmuş. Yani. Peki, albüm. Klibini biz Karaburun'da çektik. Buradan Nuri Aksoy yönetmenimiz var. Onunla beraber gittik, çektik. Güzel bir klip oldu. Gönlümüze göre oldu. Biz tamam dedikten sonra zaten müzik olsun, klip olsun, ne olursa olsun. Önce kendin beğeneceksin, sonra insanlara sunacaksın tabii. Gerçekten ben klibi izledim. Klip gerçekten çok muhteşem olmuş. Klip inşallah önümüzdeki günlerde biz sosyal medya olsun, TV programları olsun, biz onlara da insanlara sunacağız. İnşallah Allah'ın izniyle. Güzel şeyler olacaktır. Albümde yani. Albümde kaç tane eser var? Albümde 16 eser var. Aslında 15 eserdir. Yeni eser var. 2013'te bir klip çekmiştik. Onu da albüme kattık, yani dahil ettik. Çünkü herhangi bir şirkette çıkmadığı için. Silvana, bu arada Silvana Müzik'te albümümüzü yaptık. Yapım olarak prodüktör Sayın Fikret Kuroğlu Bey'e de teşekkür ediyorum. Onun yanında çalışan Şahabettin Arvaz, oğlu Metin, Mert Kuroğlu, onlara da teşekkür ediyorum. Gerçi burada yani onların da bize desteği oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Evet, ben size şunu söyleyeyim. Gerçekten albümünüz çok güzel olmuş. Hele klip daha çok güzel olmuş. Çünkü ben klibinizi izlerken gerçekten tüylerim diken diken oldu. Teşekkür ediyorum. Başarılarına devamını diliyorum. Allah razı olsun. İnşallah nice kliplere, nice albümlere. İnşallah. Evet. Bu yolda tabii devam edeceğiz yani. İnşallah Allah'ın izniyle diyelim de. İnşallah olacak. Tabii. Özellikle İbrahim Bey, siz de takdir ederseniz birçok alanda televizyon programları ve yapımcılığı, sunuculuğunu yaptım. Küçük albüm lansman gecelerinde de bulundum ve sunuculuk yaptım. Ama bu gecede gerçekten beni etkileyen bir şey vardı, samimiyet vardı. Öbür gecelerde de tabii ki samimiyet vardı. Ama burada değerli dostum sanatçım Seyfettin Erkan güzel bir albüm yapmış. 16 eserlik, yani bu zamanda 16 eser yapmak her baba yiğidin harcı değildir. 4 yapıyorlar, 3 yapıyorlar, bitiyor. Ama 16 eser yapmak her baba yiğidin harcı değil. Ben onun için bu gecede katılan başta
Mamoste, hem Hacı'ya ve tüm katılan sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Başta hanımefendiler, beyefendiler olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Değerli saz ustalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu gecede olmaktan, sunum yapmaktan da çok mutluyum. İnşallah Seyfettin Bey'in önümüzdeki günlerde daha yeni klipler, daha yeni eserlerle hem televizyon da olacak hem de insanların kalbine satan girmiş daha çok girmeye devam edecek. Onu biz daha çok televizyon ekranlarında görmeye istiyoruz. Başarılar diliyorum. Yolu bahtı açık olsun diyorum. Evet, teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. İlk başta sunucumuz Sayın Hüseyin Tuncel'e teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde konuşmasıyla, sunumuyla.